Bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyorum Fernando Jose. Eline geçen ne oldu? Şu an tek bildiğin şey o kadının Rosalinda'ya benzediği. Hepsi bu. Bu benzerliğin bir anlamı var Gerardo. Ama başka şeyler de yok. Bunlar yalnızca bir rastlantı. Paloma hakkındaki her şeyi unut. Tamam? Bu olanaksız bir şey Gerardo. Peki nedenmiş o? Onu kollarıma aldım. Neredeyse onu öpmek üzereydim. Bu onun için duyduğum... Ama var... Fernando Jose bak. Bu ürpermemi sağladı. Bir daha duymayacağımı düşündüğüm hisleri duymama neden oldu Gerardo. O kız kim olursa olsun ona karşı fiziksel ve ruhsal bir arzu duyuyorum. Onu yine görmek için çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Bugün nasılsın Valeria? Çok iyiyim. Hem de bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Rosalinda'ya çok benzeyen o şarkıcının buraya gelmesini bekliyorum. Paloma'nın buraya gelmesini. Peki ya Pedro nasıl? Son zamanlarda oldukça kötü bir hali var. Bunun nedeni mi? Yalnızca genç Fernando Jose'yi denetim altına almak istediği ve bunu başaramadığı için çok kötü. Hem de aklını bayan Rosalinda'ya çok benzeyen o şarkıcıya çok takmış. Gazetede o kızın resmini gördüm. Tıpkı ona benziyor. Kişiliği de çok benziyor. Onunla tanıştın mı yoksa? Evet. Ağzım öylece açık kaldı. Tanrı biliyor, tüylerim diken diken oldu. Demek ona o kadar çok benziyor. Hem de nasıl. Bana öyle geliyor ki Fernando Jose de bu benzerlik yüzünden onun peşinde. Gerçekten mi? Peki ya Pedro bunu biliyor mu? Bunu hissediyor. Fernando Jose ile Paloma adlı o şarkıcının arasında olabilecekleri kim bilebilir ki? Berta onun için menajerinin evine bir not bıraktı. Sonra da onlar arayıp onun beni görmeye geleceğini söylediler. Bu arada Berta'yı görmemiş olmam çok tuhaf. Dışarı çıktı. Bugün onun izin günü. Bu arada siz ikiniz arasında geçenleri bildiğimi de sana söylemeliyim Alfred. Kendini bu tür bir hizmetçinin seviyesi indirmiş olman şaşırtıcı. Belki de senin düşündüğün kadar değildir. Benim için bir anlamı yok. Ben hayatım boyunca tek bir kadını sevdim. Sevmemen gereken tek kişiyi kim olduğunu ve ne yaptığını göz önüne getirince bunu asla aklıma almıyorum. Bu kadar yeter Valeria. Şimdi yeniden başlama. Kocamın ölümü için onu asla bağışlamayacağım. Soledad ve benim için de bağışlamak çok zor Valeria. Kızımız senin hatan yüzünden öldü. Senin yüzünden aklını kaçırdı. Ah, işte o. Gelmiş olmalı. Tabii, hemen. İyi günler, yardımcı olabilir miyim? Bir süre önce olan yangında neler olduğunu bana anlatabilecek biriyle görüşmek istiyorum. İşte beklediğiniz konuğunuz şimdi geldi Bayan Valeria. Buyurun. Nasıl oldunuz madem? Hasta olduğunuz için çok üzüldüm. Ben çok daha iyiyim. Çok teşekkür ederim. Otur hadi. Evet, benimle konuşmak istediğinizi söylediler. Neden onun gelmesini istedim? Onun görüntüsüne katlanamıyorum. Dehşete kapılıyorum. O Rosalinda. O Rosalinda. Evet, sizin için ne yapabilirim? Bir yıl aşkın bir süre önce buraya kapatılmış bir kişinin durumuyla ilgileniyorum. Hastanın adı neydi? Rosalinda Perez. Sizi dinliyorum madam. Çocuk hastanesindeki şölende gösterdiğin özverili davranışından dolayı sana teşekkür etmek istiyorum. Ben kalamadım çünkü kendimi pek iyi hissetmiyordum. Ama senin inceliğini bana anlattılar. Bir şey değil.
O çocukları bir parça olsun mutlu etmek benim için zevkti. Mükemmel zaman geçirdim. Çocukları çok seviyorum. Senin çocuğun var mı Paloma? Hayır madam. Benim hiç çocuğum yok. Hem ben ne evliyim ne de şu anda evlenmek istiyorum. Kendimi bütünüyle mesleğime vereceğim. Bu konuda çok hırslıyım. Eğer Soledad onun içini görebilseydi, Rosalinda'dan tamamen farklı. Ama fiziksel görünüşü ona çok benziyor. Bu kadar benzerliği şaşırtıcı. Buradan gitmeli, buradan gitmeli. Onu buraya çağırmamam gerekirdi. Dış görünüşü beni hasta ediyor. Neyse canım, bütün istediğim buydu. Sana teşekkür etmek istiyorum. Özür dilerim ama ben yine kendimi kötü hissediyorum. Cosme seni kapıya kadar geçirsin. Ben onunla giderim. İyi akşamlar madam. Umarım iyileşirsiniz. Teşekkür ederim. Rosalinda o korkunç yangındaki kurbanlardan biriydi. Sizinle akrabalığı var mıydı? Kuzenimdi. Aa, çok üzüldüm doğrusu. Bazı hastaların öldüğünü, bazılarının da kaybolduğunu sanıyordum, öyle değil mi? Aa, evet evet. O karmaşanın ortasında kimileri kaçtılar. Ama sonra biz onları bulmaya başladık. Hepsini mi? Aslında bir daha asla görünmeyen bir kişi. Seni tanımak büyük zevkti. O zevk bana ait Bay... Alfredo Del Castillo. Ben Valeria'nın erkek kardeşiyim. Seni dışarıya kadar getirdim. Rahatsız olmayın. Seni götürecek biri var mı? Evet, beni bekleyen bir taksi var. Size iyi günler. Bir daha görünmeyen kişinin adı Luciana Saldi var. Luciana mı? Buradaki en asi hastalarımızdan biriydi. Peki ya benim kuzenime ne oldu? Onu yatak odasının önünde ölü bulduk. Ve yüzü tanınmayacak bir duruma gelmişti. Ama oyuncak bebeği elindeydi. Hep yaptığı gibi onu sıkıca kavramıştı. Onu neden sormaya geldiğinizi öğrenebilir miyim? Herhangi bir şüpheniz var mı? Aa, özür dilerim rahibe. Ama bu yalnızca öyle, öyle üzücü ki hala bir türlü alışabilmiş değiliz. Rosalinda'nın yaşıyor olma olasılığıyla ilgili her umuda sıkı sıkı tutunuyoruz. Anlıyorum. Ama ne yazık ki bu şartlar altında hiç umut yok, hiç. Doğrusu son derece üzücü bir olay. Kuzeninizin kocasını yatıştırmak bizim için olanaksızdı. Ona gerçekten tapıyordu. Teşekkür ederim rahibe, iyi günler. Ah. Gitti mi? Evet. Onu görmeye katlanamıyorum. Rosalinda'ya çok fazla benziyor. O Rosalinda'nın kendisi. Yok Valeria, değil. Rosalinda'nın davranışı gösterişsizdi. Bu kız kendini beğenmiş olmasa da çok gururlu bir kız gibi geldi bana. Hayır, bu o, bu o, bu o. Yok Valeria, değil. Hayır, Rosalinda öldü. Bu başka. Benim kızıma çok benziyor. Ama sadece benziyor. Bu başka bir kadın. Hayır. Uzun süredir mi bekliyorsun? Hayır dayı, gel otur. Ne alırsın? Ha, buzlu bir çay lütfen. Evet Alfredo dayı, neden beni görmek istedin? Bu Valeria ile ilgili. Hala hasta mı? Değil, iyileşmeye başladı. Başka bir şey var. Anlat hadi. Bu sabah beni şaşırtan bir şey öğrendim. Belki de doğru değil ama... sana söylemek zorundayım Fernando. Enteresan bir şey. Nedir o dayı? Valeria'nın kızı olduğunu ileri süren bir kız var. Evet bu doğru dayı. Adı Avril. O evde hizmetçi olarak çalışan bir kız. O kız dayı... senin kız kardeşin Valeria'nın öz kızı. İyi akşamlar.
Evet. Bu kart buradan gönderilmiş değil mi bayım? Evet. Sahibi siz misiniz? Evet. Ben buraya çiçek almaya gelmedim. Sizden bir iyilik istemeye geldim. Ben de arkadaşlarımın çiçek satabileceği bir yer kiraladım. Hem de sizinkine çok yakın bir yer değil. Yani sizinle çekişme durumu olmayacak. Sizden istediğim şey çiçekleri nasıl alacağım konusunda bana bilgi vermeniz efendim. Çiçekleri sever misin sen? Hem de çok. En çok beyaz gülleri mi seversin yoksa? Ha? Bunu nasıl biliyorsunuz? Çok zaman olmadı. Avril doğumundan hemen sonra ona bakan bir kadının yanına verilmiş. O kadın yaşlı bir kişinin evine gitmek zorundaymış. Bu yüzden Valeria Avril'i evinde hizmetçi olarak çalıştırmış. Buna hala inanamıyorum Fernan. Valeria onu hiç sevmiyor. Ben de yani demek istediğim ona daha iyi davranması için Valeria'yı zorladım dayı. Sen o kızın evlenmek istediğini biliyor musun? Hayır. Ama bunu Valeria'dan kurtulmak için yaptığı ortada. Belki ama asıl kötü olan durum kiminle evlenmek istediği. Kiminle evlenmek istiyor? Nasıl konuştuklarını bilmiyorum. Hayatın sıradan bir rastlantısı olsa gerek. Ama o kız Beto yani Rosalinda'nın kuzeniyle evlenmek istiyor. İlk görüşte bir insanın hangi çiçeği sevdiğini bilirim. Bu çok ilginç. Seninki de gül. Ama beyaz olanı. Yalnızca beyaz olanı. Neyse o zaman bunları kimden aldığınızı söylemenizde bir sakınca yok. Elbette ki yok. Üstelik eğer sen istersen kendim için almaya gittiğim zaman senin için de alır tuttuğun dükkana kadar da getiririm. Gerçekten mi? Gerçekten. Bakın süslü ya da pahalı bir şey istemiyorum. Yalnızca bir başlangıç olacak. Bunu bana bırak. Yalnızca ne zaman olduğunu söyle. Size bildiririm. Sizi bu numaradan arar ve hem de para getiririm. Sana yeni işinde başarılar dilerim kızım. Teşekkür ederim. Çiçeklerin arasında yaşamak çok güzel bir şey olmalı değil mi? Sanki daha önce buraya gelmişim gibi bir his var içimde. Belki de düşlerimde olmuştur. Ya da belki başka bir yaşamda. Bunu bir hatıra olarak al. Kimden peki? Bana adınızı söylemediniz. Büyük baba Florentino'dan. Şu an annemle konuşmak için doğru zaman olduğunu sanmıyorum ama iyileşir iyileşmez gider onunla ciddi olarak konuşurum dayı. Ben de ona Avril'le ilgili bir şey söylemek istemedim. Bir süredir kendini pek iyi hissetmiyor. Tabii ki bu gelen konuk yüzünden oldu. Ne konuğu? O kız işte. Paloma adlı şarkıcı kız. Gelmişsin bile. İşe gitmek zorundasın. Tam zamanında. Yalnızca üstümü değiştireceğim. Nereye gitmiştin? Yapılacak binlerce şeyim vardı. Çiçek standı için yer buldum ve çiçekleri bana getirecek birini buldum. Orada angustias ve çayı çalıştırmak istiyorum. Böyle çiçek almaktan vazgeçerler. Ne dersin? Bak. Harika değil mi? Bunu bana veren de çiçekleri benim için sağlayacak olan adam. Çok güzel. Kim gönderdi bunları? Onları bana gönderen kişi o piyanist Altamirano. Neden Paloma? Çünkü sana aşık değil mi? Belki öyledir Alex. Ya sen? Sen de ona aşık mısın?